Nidem, saat kaç oldu kızım? Kıs şunun sesini azıcık. Tamam, kıstım. Sayın seyirciler, şimdi aldığımız bir habere göre Diyarbakır'da askeriyeye bombalı bir saldırı düzenlendi. Kimin tarafından yerleştirildiği bilinmeyen bir patlayıcı dehşet saçtı. Diyarbakır mı? Saat 18.30'da gerçekleşen patlamada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu ve 5 asker de yaralandı. Saldırıdan sonra güvenlik güçleri Diyarbakır ve çevresinde geniş çaplı operasyona başladı. Berk. Berk, ne olur aç telefonunu. Berk, ne olur sana bir şey olmasın Berk. Aç şu telefonunu Berk. Berk, lütfen aç Berk. Berk. Berk, yalvarıyorum. Bak kardeşim. Bahadır, henüz ortada bir şey yok. Birazdan olan biteni öğreniriz. Gökhan, ya ona bir şey olduysa ne yaparım ben, nasıl dayanırım? Rıza, ben Gökhan. Acil bir durum oldu da sende Güneydoğu'da çalışan bir gazetecinin telefon numarası var mı abi? Yok mu? Tamam abi, sağ ol. Sağ ol. Biraz bekle hayatım. Hemen haber alacağım, tamam mı? Ben gidiyorum. Nereye var? İlk uçakla Diyarbakır'a. Ne? Diyarbakır'a mı? Hayatım, benim bir an önce gidip bir belki görmem lazım. Hayatım, biraz bekle. Haber alırız birazdan. Duramıyorum Gökhan. İçim hiç rahat değil. Kardeşimi görene kadar da olmayacak. Ha tamam. Madem öyle beraber gidelim. Çocuğu da Mehmetlere bırakırız. Hayır, ha? Sakın. Kimseye bir şey söyleme, tamam mı? Kesin bir haber alana kadar kimse bilmesin. Dedeme bir şey olsun istemem. Ama Bahar, seni tek başına nasıl yollarım ben? Hayatım, beni merak etme, tamam mı? Bahar! Bahar! Kalkacak olan uçağın sayın yolcu. 37 nolu kapıya gitmeniz önemli ricam. Berk. Didem, aşkım. Nasılsın canım benim? Berk, haberlerde saldırıyı duydum. Çok merak ettim seni. İyiyim hayatım, iyiyim. Yaşasın, iyiymiş, bir şey olmamış. Berk yaşıyor. Didem. Didem. Didem, duyuyor musun? Buradayım canım. Birazdan uçağa binip yanına geliyorum. Canım sakın, sakın gelme, hiç gerek yok. Geleceğim Berk, seni görmeden içim rahat etmez. Ya burası tek başına gelebileceğin bir yer değil, çok karışık. Hemen eve geri dön, yakında geleceğim nasılsa. Ya ama Berk. Ya söz dinle hayatım, bir de senin için endişelenmeyeyim, tamam mı? Tamam Berk, ama beni habersiz bırakma, olur mu? Tamam tamam, seni seviyorum hayatım. Ben de seni seviyorum Berk. Gelmeyin diyor, orası bizim tek başımıza gideceğimiz bir yer değilmiş. Yakında gelecekmiş nasıl olsa. İyi, bir şey yok ama değil mi? Evet, evet, iyi. Hayatım, panik hiçbir işe yaramıyormuş. Gereksiz yere kendini üzdün. Üstüne üstlük beni de tedirgin ettin gece gece. Ne yapayım hayatım? Belki kaybettim diye o kadar çok korktum ki. Bahar, Didem sana hazır sarılmışken barışsaydınız, sonra da Berk'le barışırdınız. Daha neler? Canım, kardeşini sevdiği kadın o. Ne zamana kadar küs kalacaksın? Sen Didem'i istemediğin sürece Berk de senden uzak duracak. Buna katlanabilecek misin? Sanmıyorum. Dün beni dinlemeden haklı çıktım.
Sence bu konuda haklı olamaz mıyım? Tamam hayatım, düşüneceğim bu konuyu. Hı. Şöyle, biraz kocanın sözünü dinle. Ben gerektiğinde çok sert bir koca olabiliyorum. Neden güldün? Nasıl gidiyor hayat, anlat bakalım. Nasıl gitsin? Evle iş arasında yaşayıp gidiyorum. Memnun musun yeni evinden peki? Ara sıra sorunlar çıkıyor ama öyle büyük bir olay yok. Alıştılar bana. Sevindim. Yine de o evde seninle birlikte olmayı isterdim canım belki. Canım benim. Az kaldı biliyorsun, yakında yanındayım. Biliyorum. Sana sürprizlerim var. Öyle mi, neymiş? Gelince görürsün. Deli kız seni.